Bölümde arkadaşlar özel listelerden söz edeceğim. Bir önceki bölümde hatırlarsanız veri mevzusuna gelip sırala deyip şuradan özel listeyi seçtiğimizde daha önce oluşturduğumuz özel listeler burada görünecektir. İşte Çin, Almanya gibi bu listeyi oluşturmuştuk sıralama işlemlerini yaparken. Şimdi de arkadaşlar özel listeyi günlük hayatta daha aktif kullanmak için bilgisayarımıza birkaç özel liste yükleyebiliriz veya istediğimiz kadar özel liste yükleyebiliriz. Mesela burada insan kaynakları birimi şurada gördüğünüz bütün personelin listesini oluşturmuş. Burada mesela ben herhangi bir personelin adını kenara yazıp aşağı doğru çektiğimde bilgisayar diğer isimleri otomatik olarak tanımlasın, yazsın isteniyor. Bunun için arkadaşlar veri menüsünden sırala butonuna basarak değil de bakın şurada dosya menüsünden en altta seçenekler var. Seçeneklerin içerisinde gelişmiş sekmesine tıklıyorum ve buradan en aşağıya kadar mouse'u çevirip şurada özel liste düzenle var, buna tıklıyorum. Yine aynı yere gelmiş olduk. Fakat bunun sırala menüsündeki özel liste ile ne farkı var derseniz şurada hücrelerden veri alma seçeneği var. İçeri aktar gibi bir kısım var. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Daha önce sadece elle yazabiliyorduk. İşte Çin yazıyorduk, Almanya, İngiltere gibi yazıyorduk. Şimdi ise arkadaşlar burada bir seçeneğimiz daha var. Listeden alabiliriz. Ben şuraya tıklıyorum bir kere ve gelip şuradaki isimlerin tamamını seçip bakın B2 ile B40 arasını seçip içeri aktar dedim ve aktardı. Hepsinin isimlerini yazdı. Eğer sırala menüsüne gelseydim tek tek isimleri yazmam gerekirdi. Tamam diyorum arkadaşlar ve gelen kısımlara da tamam dediğimde örneğin ben herhangi bir kişinin ismini şuraya yazıp kenarından tutup aşağı çektiğimde bakın otomatik tamamlıyor. Veya sağa çektiğimde ya da sola çektiğimde ya da herhangi birinin ismini tutup yukarı çektiğimde bakın otomatik tamamlıyor arkadaşlar. Bunu neye göre yapıyor? Tabii ki benim özel listemde bulunduğu için yapıyor arkadaşlar. Aynı şuradaki sıralama uyarak otomatikman tamamlıyor arkadaşlar. Yine Excel'in yani içerisinde bulunduğunuz bilgisayarın tüm Excel'lerinde bu çalışır. Bakın oradaki isimlerden birini yazdım ve kenarından tutup aşağı çektiğimde otomatikman tamamladı. Buna benzer bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Şurada örnek 2'ye geliyorum. Şimdi burada da finansal dönemleri yazmışız arkadaşlar. Ne yapmışız? Mesela şirketler 3 ayda bir bilanço açıklarlar. Görüyorsunuz işte 2011 3 dönemi, 6 dönemi, 12, 9-12 dönemi var. Ya da 2012 ardından ardarda yazmışız arkadaşlar. Bunları bir kere birer kere yazmışız. Daha sonra mesela biz bunu kullanmak istediğimizde herhangi bir yere mesela 2015-03 yazıp kenarından tutup çektiğimizde tamamlaması lazım. Şu anda bilgisayarı tanımlamadığımız için bilgisayar kendisine göre bir sıralama yaptı, bir diziliş oluşturdu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Dosya menüsünden seçeneklere geliyorduk. Seçeneklerin içerisinde gelişmiş, gelişmişin içerisinde özel liste düzenleye geliyorum ve şuradan şu dönemlerin hepsini seçiyorum. A2 ile A61 arasını seçip tamam deyip aktarıyorum. Gelen kısımlara da tamam diyorum. Şimdi diyelim ki mesela ben bilançomu açıkladım. 2018-06 dönemini açıkladım. Kenarından tutup yana çektiğimde 9-12-2009-3-6 şeklinde oluşturdum. Veya şöyle yapalım. 2018-06 dönemini açıkladım. 6 ayda bir açıklıyorum varsayıyorum. 2018-12 dönemi yani 6 ay sonrasını yazdım. Şimdi ikisini aynada tutup kenarından tutup sonra da yana çektiğimde bakın aradaki ilişkine ben 6'şar ay atladığıma göre Excel'de otomatikman 6'şar ay atlayarak dolduruyor. Ya da aşağı doğru da yaptığımızda mesela ben 2018-03 yazdım. Sonra da 2018-12 yazdım. Yani 3 dönem atlayarak yaptım. Doğal olarak Excel'de 3'er dönem atlayarak yapıyor. Artık bu benim bütün bilgisayarımdaki bütün Excel'lerimde çalışıyor duruma gelmiştir arkadaşlar.